Ben Şenol, Stardew Valley'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Evet, sonunda ben de başladım. Ya bir süre önce bir miktar bakmıştım. Geçen de tekrar bir yayında başladım. Gaza geldim. Yayında sardı iyice. Bunu artık YouTube'a çekmenin zamanı geldi. Çok cüzi miktarda bilgim var. Belli ki Türkler bayağı bir biliyor bu oyunu. Yani 10 kişiden 8'i oynamış gibi değişik bir durum. Sen ol. Standart böyle iyidir. Favori nesne ilginç ya. Favori nesnenin esprisi ne oluyor bilmiyorum da. Para. Coin, gold ne bileyim. Hayvan tercihi. Tabii ki. Bu olsun. Bizimki de yatıyor. Mışıl mışıl uyuyor. Daha yakın zamanda yıkandı. Ten, saç. Acayip ortadan mı ayrılın? Kız saçı değil mi oğlum bunlar? O şu erkekler de kullanıyor galiba onları ya. Böyle iyidir. Giysi... Oha kuru kafa var. Diamond. Pantolon var mı diamond? Yok herhalde, aynı şeylere mi devam ediyoruz? Etek, pantolon. E o zaman diamond'ı geç. Bu ne lan? Aa, arkın ağası, hadi bakayım. Bıyık, sakal. Bir şey de belli olmuyor ya. Aha, neler var oğlum burada? Gözlük takayım en azından. Şekil şükür olayım. Standart çiftçi olarak başım. Dinkum pek gitmiyor herhalde. Bakalım bu ne kadar gidecek. Birkaç bölüm çekeceğim duruma göre. Devam ederiz. Girişi geçme. Duruma göre oradan bakarız işte nedir ne değildir. Birkaç bölüm oynayalım. Evet. Bu bayağı standart. Oynadığımız bir ton oyunda da olduğu gibi babadan, dededen, amcadan bir yerden kalmış değil mi? Biricik torunuma dededen kalmış. Darısı başınıza diyeceğim de yani şimdi bir yerden dedenin göçmesi lazım. Kötü bir şey ama bir yerden bir şeyler kalması da güzel olabilir. Bizde öyle bir şey yok. Mühürlü zarfı alman istiyorum. Teşekkürler. Bir dakika lan, adam ölmüyor mu? Adam bayağı kendi veriyor zaten. Şimdi dikkatlice dinle. Ben öldükten sonra falan mı? Nasıl oluyor? Modern hayatın yükleri tarafından ezildiğini hissedeceğin günler gelecek. Abi cuk oturuyor ya. Hakikaten yani şehirden köye göç falan diye bir ton video çekiyorlar. Bilmiyorum hiç karşılaşıyor musunuz? Bunu hissediyorum yani ben de. Düşeceğin boşluk ince ruhunu tüketecek. Çok mu ince ruhluyum diyorsun dedeciğim? Teşekkürler. İşte o gün geldiğinde hediyemi alma. Hazır olacaksın. Yani senin ölmen gerekmiyor. Öyle de olur. En güzel hatta değil mi? Gayet iyi. Dede ölmeden dedenin mirası sana kalıyor. Büyük baban artık dinlenecek. Bence göçtü o ya. 20 yıl sonra. Adam göçtü, o adam göçtü. Coca. Join us. Thrill. Work. Harbi modern kölelik abi. Ciddi modern kölelik ya. Terminated. Olmuştur onu. Tiplere bak ya. Masasını kendine göre dekore ediyor ama geneline baktığın zaman da. Life better with Coca. Coca galiba değil mi Coca? Terliyor mu, susadı mı? Yalnız hayvan herif. Gözlük dede yani. Hı, çok saçma değil mi? Darlandık. Aç. Sevgili Şenol, eğer bunu okuyorsan aşırı şekilde değişikliğe ihtiyacım var demektir. Bende çekmece yok. Uzun zaman önce aynısı bana da olmuştu. Hayattaki en önemli şey, insanlara ve doğayla kurulması gereken bağlantıyı görme yetimi kaybetmiştim. Her şeyi geride bırakıp ait olduğum yere yerleştim. Her şeyimi oraya, gururuma ve sevincime spor çiftliğine adadım. Çiftlik, güney kıyısındaki Yıldız Çiği Vadisi'nde bulunuyor. Yıldız Çiği. Yeni hayatına başlamak için daha iyi bir yer bulamazsın. Bu benim en değerli hediyemdi. Artık senin soyadımızı şereflendireceğini biliyorum. Evladım, şansın bol olsun. Sevgiler büyük baba. Teşekkürler. Not. Libis hayattaysa ona o ihtiyara selamı söyle. Aleykümselam. Tamam. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Düğün daha da çekmeyelim de dönelim yani. Değil mi? Şu benim köyüm... Babamın köyü bu. Sarır mı? Hoş, bunda dedesinin köyü ya. Muhtemelen görme bile görmemiştir hiç.
Stardew Valley. Ha, o Türkçe'ye mi çevirdi halim lan? Stardew Valley 05 mil diyor. Köyün adı herhalde. Olabilir. Oyun sonsuz oyun. Oynayabildiğin kadar oynuyorsun anladığım kadarıyla. Bilmiyorum, her şeyi bitirebilirsin herhalde. Yüzlerce saat sürüyor anladığım kadarıyla. Evet, bizi kızı burada karşılıyor. O güzel bir şey. Merhaba, sen Şenol Olmaz. Tanıştığınızda memnun oldum. Ben Robin, bölgenin marangozuyum. Başkan Levis seni buraya getirmem ve yeni evini göstermem için beni gönderdi. O da çiftlikte gelişin için hazırlanıyor. Abi 10 numara mekan ya. Köy. Bakar mısın başkan? Kızıl hoş. Kızın başı bağlıymış. Kızıl yolluyor yani. Burası Sword evet, biraz dağınık. Sorun ne? Biraz büyümüş ama çerçöpün altında verimli topraklar yatıyor. Biraz özveriyle hemencik toparlarsın. Bu videonun yorumlarına bakın. Şunu yap, bunu yap, onu yap, onu yap, bunu yap, şunu yap. Yok canım, yorum iyidir de hani söyledin yapmıyorum diye darlanma. Burası da yeni evin. Şimdi standart bir oynanış şekli var belli ki, en azından başta para kazanmak için falan. Ben kafama göre takılabilirim. Ah, yeni çiftçimiz gelmiş. Merhaba. Hoş geldin, ben Levis. Pelikan kasabasından başkan. Dedeme selam var. Biliyor musun, herkes seni sorup duruyordu. Sonuçta buraya her gün biri taşınmıyor. Bu bizim için oldukça büyük bir olay. Harbiden ha, köye taşısam. Meraklılar. Olur yani, sonuçta harbiden her gün köye biri tanışmıyor. Taşınmıyor. Büyük babanın eski barakasına taşınırsın. Güzel bir ev. Fazlasıyla hoyrat. Valla gayet tatlı gözüküyor abiciğim. Damağı akıtmasın. Hoyrat mı? Yani haşin demek daha uygun olabilir doğrusu. Kaba. Haşine mi kaba? Çevirisi biraz acayip. Ben İngilizce oynamıştım da buralara ilk defa tuşu görüyorum. Onu dinleme Şenol. Sana ev geliştirmelerinde satmak istediği için moralini bozmaya çalışıyor. Ev geliştirmelerini bu satıyor. Ay, ne oldu kız? Her neyse, uzun yolculuğun ardından yorulmuş olmalısın. Biraz dinlenmelisin. Yarın kasabaya inip kendini tanıtırsın. Kasaba halkı bunu takdir edecektir. Onu acele etmeyeceğim. Onu öğrendim mesela. Ayın kaçındaydı? 10 küsüründe mi ne, galiba bir etkinlik var. Herkes orada toplanıyor. Orada hallederiz o işi. Az kalsın uzuyordum. Satıcılar bir şey olursa bu kutuya koyman yeterli. Geceleri almaya gelirim. İyi şanslar. Buraya koyuyorsun. Her türlü vendor. Anladığım kadarıyla aynı para yani. Hiç değişiklik yok. Oraya koy. Vendorlara tek tek dolaşıp satana kadar. Çıp 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 çıp. WASD Shift inceleme. Ne tatlıyız ki. Emot. Ha, F ile birlikte talimatlar. 28 kişi yaşıyor. İkisiyle tanıştık. Rup. 15 yaban avucu. Güzel. İşine başlamak için ufak bir hediye yolladım. Teşekkürler. Bundan tanesi 30 neydi ya? Televizyon. Kesin bak deyip duracaklar. Hava durumu falcı. Topraktan geçirme. Ayrıl. Bunlara her gün bak 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 diyorlar. Baba, her gün yapılması gereken işler var belli ki. Ama ben daralırım. Şimdilik 15 tane 3 kere 5 mi diyelim? Yani. Şurayı az toparlayalım. Buraya 3 kere 5 sığar herhalde. Bunu hemen ekeyim diyorum ya. Ha, mantıklı değil mi? 3, 4. Beni darlar. Ver canım. 5. Canım güzel kardeşim. Bu kare muhabbetini de şeyden açıyorsun bu arada. Onu da açtırttılar. Standart öneri o. Options'tan ya. Allah'ım ya Rabbim. Gelmiyor aklıma. Şaka gibi. Ayarlardan. Tamam, yolda da havuçları hemen ekelim ilk günden de. Şuraya yetişemiyor musun cidden ya? Ve sulamak gerekiyor. Her gün suluyorsun. Anladığım kadarıyla sulamazsan ölmüyor, sulamazsan büyüyor. Bunlar 4 günde büyüyordu yanlış bilmiyorsam. Siftahımızı bununla yaparız. Inventory'si çok zayıf ya. Bu ile açılmıyor mu? E ile açılıyor. Sadece şu bar inventörüm. Aşağıda gördüğünüz gibi şurası için çanta lazım. Çıp çıp çıp.
Buradan ne istiyorsun benden başlarken? Bir yaban avcı ek hasat et. Tamam. Bu taraftan da şehre gidiyorsun. Haritası da var. Evet, tatlı bir şekilde. Üzerine geldiğinde nedir ne değildir söylüyor. Şehirde birileriyle şu an tanışmam bir şey sağlıyor mu? Emin de değilim ha. Hop. Buradan tarihleri görebiliyorsun. Doğum günü hediye vermen gerekiyor herhalde. Yumurta şöleni evet şu 13'ünde. Orada herkesle tanışırız. Ondan önce çünkü uğraştım her gün dolaştım molaştım boş boş dolaştım. Sonucu kişiyi orada gördüm. Market kilitli 9. Ha daha sabah erken. O zaman şu an buraya koşmanın bir mantığı yokmuş. 9 oldu bile ya. Şeye bakacağım merak etme. Çanta vardı burada. Kaç paraydı o? Market. Aha nasıl satılık? Kaça satıyorum bunu? 2000. 500 para mı? Abi bence ilk onu almak lazım. Bir, kaç slot veriyor ondan da emin değilim ama. Bence ilk işi o olmalı. Tohumları falan da buradan alıyoruz. Şu anda bahar ayındayız. Orada gördüğümüz takvim bahar. Zaten bahar tohumlarını satıyor. Bizim şu an ektiğimizde bahar ayının 4 günde bir yetişiyor. Tanesi 20. Yani kısacası herif bize 300 paralık tohum verdi ya. Allah bereket versin. İlla öneriler olacak. Şunu ek, bunu ek falan filan diye. Ya ben fazla para eden herhalde lahana diyorum ya. Tahminim benim. Tahminim o yönde. Aa bir dakika. Lan oradayken tanışaydık. Değil mi? Gördüklerimizle tanışalım. Merhaba ben Gaz Yıldız'ın sahibiyim. Aha. Belli belli. Peşin satan. Yeni çiftçi Şenol Bey olmalısınız. Ben Pierre. Bölge Bakkalı'nın sahibiyim. Benim dükkana uğramalısınız. Ayrıca sağlam fiyatı sizin ürünü de alabilirim. Tamam canım. Olursa bir şeyimiz. Ne kimsin? Marni. Başkan Levin senden bahsetmişti. Ben Marni. Memnun oldum Marni. Patatesi turpu buraya da satabiliyormuş. Ya şey atarım yatarım ne olacak ya. Vallahi şu anda bence en mantıklısı köyümüzü biraz adam etmeye çalışmak. Köy diyorum ya. Çiftliğimizi. Vay be çiftlik. Çiftlik deyince de hep böyle bir zengin havası var ha. Çiftlik. Zenginlikle bir alakası yok. Şuralara bir tık adam etsem yeter herhalde ya. Çok abartmaya gerek yok. Şu anlık ağaç keserim herhalde. Yani suya gidip gelmek de beni darlamasın. Yeter. Şuraya kadar olsa yeter herhalde ya. Şimdi. Bunlar ileri doğru mesela saman alabiliyormuşsun. Şu otları da kesmemek lazımmış. Hani ben söylenenleri şettireyim de boş boş aynı şeyleri tekrarlamasınlar diye. Duyduklarım, bildiklerim değil. Sadece duydum. Buraya kadar iyiyiz. Taş kıralım. Bu arada skill diye bir şey de var yani. Bunları yaptıkça skill de kazanıyorsun. Bunlar lazım. Şeyin skilli ne işe yarar emin de değilim ama abi şuranın sıralaması beni üzülüyor. Şöyle olsa dolap molap yapınca zaten değiştireceğim ya. Bize dolap lazım. Sen büyüme ya. Büyümeye gerek yok. Şuraları enerjim oldukça temizleyeyim. Biraz toparladım burayı. Alın olarak. Yeter herhalde şimdilik. Enerjim de bitmiş üzere zaten. Oldukça buradan kemireceğim. Tamam bitti. Git yat, git yat. Bayılma kardeşim. Biraz zorlayınca anladığım kadarıyla bayılıyormuşsun. Saat de daha erken ama. Abi görev olarak zaten bize başlamışken bir şey ekliyor zaten. Onun dışında bir de insanlarla tanış diyor. Tanışmayla birlikte galiba yeni görevler falan da geliyor da. Şu anlık buradan bir tık kendi çiftliğimle ilgileneyim istiyorum başta mesela. Herkes diyor şunu yap, onu yap, bunu yap. Ya arkadaş ben çiftçiyim ben ya. Bir ilgileneyim bir çiftliğimle ya. Balık avında yeni döndüm. Bak mesela bir ara kumsala inmelisin. Elimde tam senlik şey var. Teşekkürler. Ya başta hiç bize dolap vermiyor. O biraz can sıkıcı geldi bana mesela. Yani. Evet, satmak da istemiyorum hiçbirini. Lazım olur diye. Dolap yapabiliyorum ama.
şeyleri, tohumları da ekmek istiyorum da. Atabiliyorum ona yere. Tamam, oldu. Şuraya dizerim herhalde dolapları ya. Buyur kardeşim. Heh. Ama böyle bir yerde veriyormuş. Onu bilmiyordum bak. Şuralara çiçek dönelim. Aldıklarımızı da buraya ekeriz. Şimdilik bu kadar. Bir de bunları sulayacağız tabii doğal olarak. Bayağı da farklı lan birbirlerinden. Allah Allah. Şunları sulayıp balıkçıya gidelim. Bizi çağırıyor değil mi? Kumsal. Akşamüstü 5'ten önce. Tamam, sulayıp geliyorum. Ya böyle yerden bedavadan tohum bulmak da güzelmiş. Tabii ne verecek onlar bilmiyorum da. Değerli bir şey vereceğini sanmıyorum. Hani 70 liralık tohum verir mi? Verebilir de. Şimdi balıkçılıkta bize lazım olmayacak şeyler. Kafadan bu. Bu. Ya şunlar kalabilirdi aslında da. Bu da. Ya her şeyi ver gitsin ya. Bize olta veriyordu galiba. Enerjim kalmamış, şuraya bakar mısın? Etrafta ufak tefek kemirmelik şeyler oluyordu. Dur bakayım şu. Az yukarı bir bakayım. Ha bak, var mesela burada. Kara indiba ne veriyordu? Tamam, 25 enerji bu veriyor, 40 bu veriyor. Etraftan böyle şeyler de bulabiliyorsun. Hoş, onları satabiliyorsun da aslında, fena da para etmiyorlar ama. Şu anlık satmasam da olur. Diyorum kardeşim. Yarasın. Bir şey satarken sormayıp bir şey yerken sorması benim çok acayipime gitmişti mesela. Şu an öyle. Vendor açtın ya, bir şey tıkla anında satıyor. Bu neydi? Sıfır enerjimiz. Seriously? Ne boka yarıyor o zaman? Ya ye gitsin ya, şimdi üstünde yer tutmasın boşver. Buralarda başka da bir alt yok. Almıyorum kardeşim, kalsın orada. Merhaba, merhaba. Bu dayı efsane ya. Köy zaten deniz kenarı mı, göl kenarı mı emin değilim ama köy şunu gördükten sonra böyle ekstra bir hoşuma gitmeye başladı. Selam Willy. Kasabaya yeni taşın duydun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya şöyle bir hayal edin ya. Güzel tatlı bir köy, kasaba neyse. İnsanlar da güzel yani. Vendorlar biraz kazık. Deniz, deniz diyor. Denizden uzaklanmaya konuyor. Kilolarca balık yakaladım. Büyük bir avdı. Sonunda kendime yeni bir olta alacak kadar para biriktirdim. Al bakalım, eski oltamı sana vermek istiyorum. Balıkçılık zanaatının devamlılığı benim için önem arz ediyor. Bakarsın bir ara dükkanda bir şeyler almaya gelirsin. Tamam. Eyvallah dayı, sağ olasın. Çatışkiler. Bambu oltası aldım. Hadi balık tutalım. Vadideki sular çok iyidir. Her türden balık bulunur. Vadideki suların denizde değil oğlum. Bu arada dükkanı açtım. Bir şeye ihtiyacın olursa uğramaktan çekinme. Ayrıca yakaladığın her şeyi satın alabilirim. Kokarsa satar. Benim ihtiyar eskiden böyle derdi. Ya balıkçı esprisi. İhtiyara selamlar. Göçtü de yani. Saygılar. Saygılar daha mantıklı oldu. Full doldurursan en iyi öyle tutar. Oha, maksimum yaptım lan. İlginç bir balık tutma mekaniği var bilmeyen için. Şu ünlem çıktığı zaman basıyorsun, balığı şurada tutmaya çalışıyorsun. Aa bak, sıçtınır. Mouse'a bastıkça orada tutuyorsun. Vallahi çok stres azaltıcı olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani hatta muhtemelen şu ana kadar işte bu oyunlarda, bu tarz oyunlarda balık tutma olayları arasındaki en streslisi diyebilirim ya. Ama ekstra bir stresli gibi geliyor bana. Vurmuyor, balık yok. Baloncuklardan balık tutmak çok daha hızlı tutmanı sağlıyormuş. Ama bu mesela biraz taşaklı herhalde. Abi stresli ya.
Vallahi stresli ya. Nasıl bir balık? 3 santim. Sardalya. Şimdi diyeceğim o barı dolduralım da o kadar enerjimiz yok zaten. Neyse enerji gittiği yere kadar. Biraz gitsin. Çok uzun zamanlar balık tutmayı planlamıyorum bu oyunda. İlla diyen olacak çünkü. Neyse yine desi yorum yorum iyidir az çok. Balık iyi para getiriyor falan da. Beni biraz darladı. Orada tutmaya çalışma olayı. Yani şöyle bir oyunda çünkü hep böyle istiyorsun ki relax olayım yani. Anlatabiliyor muyum? Evet, tamam böyle takılayım falan. Evet. Şurada stres yapıyorum ben biraz. Ya hoş bunlar biraz daha kolay yine de. 28 santim. Lan dur. Şunu yalnız fullde yakaladım değil mi? Onun testini yapabiliriz aslında. Biraz da kısmet işi herhalde. Yüzde olarak geliyor ama. Deniz sesi de nasıl rahatlatıcı ya. Sadece balık tutma mekaniği ya. Modu falan kesin var. Modları varmış bu arada. Yani. Balık tutmayla alakalı bir mod varsa. Aldım 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 ya. Ekstra ödül ne verdi? Kömür. Allah aşkına ciddi misin? Ben de bunlardan bir şey çıkıyor zaten. İlk defa kazandım. İlk sefer denk geldim alamamıştım ben. Ha bu yalan ben size söyleyeyim. Belli belli yalan. Suratım şekilde sardalya bir tane daha. Şeyliydi galiba değil mi bu bahar ayında mı çıkıyordu? Yok. Yaygın olarak görünen sıradan bir nehir balığı. Sıradan bir deniz balığı. Denizde bulunan küçük gümüş renkli bir balık türü. Maşallah enerji de iyi gidiyor he. Dur öyle işte. Dur öyle. Rahat rahat. Lan dur. Gitmiştik işte ne güzel. Aa yeni rekor. Sardalya 8 santim. Bunlar bir ton yere gidebiliyor. Atıyorum özel yemek yapılabiliyor. Müzeye verilebiliyor. Yukarıda bilmem ne mekanı var. Adını unuttum. Oraya verilebiliyor. Başlarda sallamayın abi onları. Sonradan oralara geldikçe buluruz. Sıkıntı değil. Yani çünkü söyleyen olacak. Onu sakla, bunu sakla, şunu satma, şunu ye. Şöyle yaparsın, bunu böyle yapar. Abi başta hiçbir şey yapmam ben ya. Ulan güzel tuttum ha. Aa bak bu biraz daha para ediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Enerji veren yosun verir ya. Bakar mısın? Çöpler harbiden çöp değil mi ya? Satılamıyor. Belli bir saatten sonra da bu arada buraya girilmiyor. Yani şu an satmazsam kalırım. 37 bu ediyor. 120 bunlar ediyor. 40 herhalde tanesi. 60. 60. İkisi birden 60 değil mi? Yani. Tanesi 37 bunun. Bu 50. 40. Yani çok da büyük artmıyormuş ya. 37. Bak bu 100 ediyor abi. Allah bereket versin. Şunlar hiçbir şekilde para etmiyor. Onlar herhalde çöp. Zaten çöp yazıyor adı üzerinde. Atıyorum çöp o zaman abi. 40. Bunu yiyebilirim. Saat de geç oldu ama şimdi tutmaya başlasam herif kapatacak şimdi. Baya kapatıyor dükkan önünde şey. Aha. O şeye de satabilirdim ya. Bizim evin önündeki Zavazingo'ya. Bunları mesela oraya koyarım şimdi. Zavazingo'ya koyuyorsun. Bunlar da güzel para ediyor. Hiç falan açılamıyor galiba. İlk hedefim şunu yapmak ya. Karşı tarafta şunlar da güzel para ediyor. Oradan yolumuzu buluruz biraz. İlk hedef hatta çanta almak yani. Çantayı hiç almadım. Merhaba. Geçerken tanışabildiğimle tanışayım ya. Elliot saçı kes ya. Oğlum çok entelektüel bir köy burası ha. Vallahi billahi. Modern köy, modern. Çiçekleri falan bulduğumuzu lootlasa mıydım ya? Satardık. Yani çantamda yer olduğu sürece lootlamamak için pek de bir sebep yok aslında ya. Yani.
Neyse şimdilik çok bir şey görmüyorum da ileri doğru gördüm mü de takılırım. Boş ver ya. Her şeye saldırmaya gerek yok. Abi köy hayatı RP ağırlıktı zaten bu oyun işin özünde. Bu millet deli gibi kasıyor da. Lay lay lom takılıyorsun. Mesela bu yosunu da yiyip buradan biraz ağaç kesebilirim gün bitmeden. Şunları satarım. Kömürü koyarım. Lazım olacak o bana. Ha, dur. Oltayı bırak. Kazma balta her zaman lazım. Şu da kalktığın gibi lazım olacak yani. Peki tohum çıkarsa şey de lazım olacak ya. Bir tane ağaca mı yetiyor? Ona da yetip yetmeyeceği şüpheli ya. Yetiyor yetiyor. Hocam. Ulan oğlum. Yanımda değil şey Zavazingo. Tamam yeter bokunu çıkartma. Saat 6 oldu zaten baba yani bence köy yeri için gayet yatma zamanı. O köprü kaç 300 bin istiyordu. Biraz tuzlu o köprü. Tay tay. İkinci günde bir kap. Seviye 1 balıkçılık, olta uzmanlığı. Ekstra bir şey veriyor mu bilmiyorum. Balta uzmanlığı. Yabani tohumlar bahar ayı için. Craft mı ediyorum lan onu? Ağaçlar bazen tohum düşürür. Tamam onu anladık. Bir de atıştırmalık veriyor. Ha, ağaçlar tohum düşürüyor. Tohumla birlikte atıştırmalık yapıyorsun. Yani oduna harcadığın enerjinin bir miktarını geri alabiliyorsun herhalde. Onu sağlamaya çalışmışlar. Üçüncü gün, birinci yıl. 111 oldu. Aha. Yağmur yağıyor. 10 numara. Yani sana ihtiyacım yok kardeşim. Buyur. Şimdi şunu da al da. Buradan ne tarafa doğru temizleyeyim? Şuralara ben biraz adam edeyim ya. Evet, neredeyse enerjimin tamamıyla ağaç kestim. Bakalım çıkanlarla. Bunlardan hiçbir şekilde tohum çıkmıyor zaten. Sadece taş şey odun çıkıyor. Şöyle birazını da temizledim. Tamamdır. Rex usludur. Gaza geldi bizimki. Ne istiyor şimdi? Meşe palamudu, ak ağacı tohumu, çam. Bir tane yapabiliyorum bu yani. Olur. İşte bir ağaç daha kesersin. İkinciye yetmez. Ekstra bir ağaç kesme izni diyelim. Değil mi? Zorlanabilir mi? Ya. O işi geçeceğim. Devirebilirsin belki. Çok vuruyorsun ağaca ya. Kaç enerjim kaldı? 11. Lan yetecek gibi ha. Kusura bakmayın buraları neyse buyur ne oldu? Allah bereket versin. 200. 300 yapacağım. Köprüyü yapmak istiyorum. Su bitince pişt, buradan doldurabiliyorsun. O en azından iyi ama su kaynat, su temizle, su bir şey yap falan yok. Orada güzel bir temiz temiz göl mü denir artık, bir birikinti var orada. Kuyudan hallice işini görüyor. Galiba bunlar yarın olacak değil mi? İlk günü ektik. Birinci gece, ikinci gece, üçüncü gece. Tabi burası dördüncü oluyor. Hatta teknik olarak birinci gün. Ektiğimiz saate geldiği zaman büyümesi gerekmiyor mu ya? Hiç tohum çıkmadı. O bir ilginç. Onu geçtim şu olayı cidden bilmiyorum ben. Bu benim için yeni. Yani dikkat etmemiştim diye. Yabani bayır turbu, fulya, pırasa, kara hindiba. Ha bunları şey de istiyordu. Tamamdır. Ben bugünümü de harcıyorum abi buraya. Ne tarafa doğru? Aşağı doğru mu ineyim? Sola doğru mu ineyim? Ona karar veremedim.
şuraya kadar temizleyebilirim aslında ya, hani şey olarak. Olduğu yere kadar bakalım. Şimdiden söyleyeyim de bir dahaki bölüme madene girerim. İlla söyleyen olacak çünkü. Balık tutma kısmını şey ettirdiğimize göre maden kaldı. Para verenlerden. Sürekli söylüyorlar çünkü. Abi şu... Evet, veriyor. Çapayla çünkü bir şeylere vurup yerden alma gibi bir durum varmış herhalde de. Bununla bir şey var mı? Yok. Yorulmaya başladım. Ne yapalım? Hayat ya. İlla her şeyi direkt yerden lootlamıyorsun. Ne diyeyim, buralardan da sökebiliyorsun. Ki bu da bize bir adet enerji sağlar. Hoppa. Kalıp. Küçük ağaçlara dokunmadık çünkü bir şey de vermiyorlar. Bir ton da enerjimi götürüyorlar. Sanki buna yeter gibi be. Bir tane ağaç kaç enerji alıyor aslında, ona bakmam lazım. Kendisini kurtaracak gibi. Daha ötesi yalan ya. 24, dur bakayım. Aa, neredeyse 19 saniye deviriyor lan. Vay anam vay. Aha, tamam, zorlama, zorlama. Zorlama, bayılmayalım. Ertesi günü inşallah bunlar büyüyecek. Öğlen vakti de yatılıyor mu emin de değilim ama. Odun toplayamadım. Ne kadar oldu? Aa, 300 tane odun olmuş lan. Tamam, bunları satıp direkt köye gideriz. Köyde de satabilirim ya. Bunun acelesi var mı onu bilmiyorum ya. Ben köye gidip satmak yerine burada kasaya atsam. Ama para... Paramız da var aslında. Allah merhaba. Değerli Jojo Mart müşterisi. Hayır, ben sizin... Aaa, şerefsize bak. Lan. Göt. Evet, o bize lazım. Ben şunları bir toplayayım da. Tensini yediler ya. Lan hayırlı olsun. Ne dedi şimdi o? Olan şeye bakamıyoruz mu ya? Jaha bakabiliyorsun. Ekibilerimiz dağ göğünün yanındaki sondaj işlemimizden ötürü kayan toprakları temizledi. Sizlere bu sondaj işlemimizin kesinlikle yasal olduğunu falan bla. Bu kazanın sebep olabileceği rahatsızlıktan ötürü falan filan. İğrenç şirket. Değil mi? Köylüyüz oğlum biz. İğrenç şirket. Tamam, bunları gidip okutacağım. Şu kalsın da. Bunları verebilirim ya. Tamam, gidip onları satayım. Ne oldu? Tamamlandı. Ha, 100 de bundan aldım. Allah bereket versin. Hayvan yetiştirme kümesi işaret. seviyesine ulaşma. Korkuluk yap. Dur bakayım kaç tane şey alabileceğim. Korkuluk ne için lazım olacak onu da bilmiyorum ama. Ver abi, onu da okuturum olmadı ya. 4 çeşitten bir tanesi tohum yapmak için. Ha, bu da bir tanesi. Öyle bir onlu tohum yapsam denesem mi ya? Ne kadar iş yapar bak. Buralarda... yok gibi. Şunu bir markete sat da abi. 1200 param var. Ulan daha sabah erken saati. Şeyi dedim yaparım belki. Çantayı alırım ya. Emin değilim o kadar eder mi bu. Hanesi 35 ediyordu galiba. 350 190 edecek. 1700 falan işte. Şurada 40 mı eder? Yani yetmiyor kısacası. Çok az daha bir para lazım. Azıcık daha bir para. Küçük azıcık bir para lazım. Aha, o paraları da buradan alırız. Ulan odunu getirecektim. Ben niye odunu getirmedim? Saat daha erken aslında, getirebilirim.
Bu da açmadı ki. Ya ben eve gidiyorum odun getirmeye. Aha. Önümü kesti. Bir anda bu girdi. Yeni günlük girdisi. Selam. Dedemin arkadaşı. Amca diyeceğim ya, değil mi? Bir bay amca. Ne kadar da göze batıyor. Gözlüklerimle de var ya. Tam ciksim ya. Modern köyün modern çiftçisi. Burası Pelikan kasabası. Halk evi ya da ondan geriye ne kaldıysa işte. Eskiden kasabanın eğlence ve toplanma merkeziydi. Ve bakıp bakıp duruyor. Konuşuyor dinliyor muyum diye bakıyor. Bir de şimdiki haline bak. Utanç verici. Bugünlerde gençlik televizyonun önünde oturup topluma ilişki kurmaktan kaçınıyor. İleri doğru da telefondan kafayı kaldırmıyorlar amcacığım, yani bir şey değişmiyor. Bakar mısın? Yaşlı dayılar gibi konuşuyorum. Dayı diyelim. Sözü şirketi toprağımı satmam için beni zorluyor ki burayı depoya çevirebilsinler. Gelecek paranın Pelikan kasabasına faydası dokunabilir. Yine de burayı satmama engel olan bir şey var. Sanırım yaşlandıkça geçmişten kalan şeyler iyice bağlanıyorum. Ne yapacağım parayı dayı? Yani köye yarayacak diyorsun ama. Araziyi satacağım. Hadi bakalım. Hayırlısı. Aracı olabilir miyim? %5 alırım. İç çeker. Gel içeri gidelim. Geç geç. Buyur. Sırf şurası bile tonla vakit alıyor. Baya baya vakit alıyor. Bu da ne? Sanırım Vincent Lejas burada oyun oynuyormuş. Burası hatırladığımdan daha harap halde. Ha. Üç harfliler. Hayalet diyelim ya kısacası. Çağırmayalım şimdi, hiç gerek yok, bir video çekeceğiz diye. Sıkıntı yaşamayalım. Evet abi, burası bayağı iş. Şey mi gördün? Burası kesin farelerle dolu. Ayy. Bir şey diyeyim mi? Fare beni daha çok rahatsız edebilir. Yani bir anda beliren yeşil toptan ziyade fare beni daha çok rahatsız edebilir. Beni endişelendiriyorsun Şenol. İyi misin? Ne çektin koçum? Gözlükleri de takmışım, gözlerini de göremiyorum. Ne durumda belli değil. Sanırım eve gideceğim. Acıkmaya başladım. Görüşürük, kendine iyi bak. Bundan sonra burayı açık tutacağım. Belki fazladan zamanın olursa o fareleri yakalamaya yardım edersin. Tamam. Tamam, fare. Tabii, fare. Yani fare olarak bil. Garip. Legend of Tomorrow. İzleyen için geyik o. Orada bir tane elemana garip diyorlar. Ne garip kardeşim. Daha sonra buraya dönüp dikkatlice incelemem gerekecek. Hayırlısı, köye atacaksın değil mi beni? Ha, yok, atmadı köye, atmadı. Tamam. Benim işim var, gücüm var kardeşim ya. Vaktimi çalmayın benim. Allah Allah. Çiçekleri bıraktım. Oltayı aldım. 300 odunu aldım. Oğuşları buraya satacağım da. Tek o yetecekmiş. Şunu alır mısın? Alırsa onu aslında fena olmaz. Alır. Geliyorum. Basacağım, parayı alacağım. Bir kıyak yapsana göt. Galiba arkadaşlıkla ilerledikçe fiyatta kıyak yapıyorlar mı? Ben şu an bir tarafından mı sallıyorum? Galiba ben şu an bir tarafından sallıyorum. Böyle bir şey dediklerini hatırlamıyorum. Oyunları karıştırıyor da olabilirim. Neyse, elemana şunları satsam. Ne yapıyorsun lan? Sırma saç. Olmadı, bir iki balık tutarız. 2000'e tamamlarız. Yiyeceğim. Oo, bir dakika. Yak yak. Bugün geç onu. Çok saçmalarım. 50 bu, 30 bu. Yok, şeyden aldığım parayla olur ama tohum alamam abi. Daha sonra. Bunu çiftliğimize yatırım olarak düşünün. Çantayı unut. Çiftliğe yatırım yapacağız. Köprüyü onarmak istiyor musun? Evet. Tak tak tuk tuk. Tada! Köprü yaptım. Yok yok, başta öyle yapmam. Alırlar içeri valla. Hup hup. 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 Bu bir tane yıldızı da verdi. İki tane yıldızı verdi. Allah bereket versin. Bunlar mercan sürdü. Burası su içindeymiş herhalde bir zamanlar.
Bilmiyorum. Full tohum alalım abi, full tohum. Onlardan gelen parayla veyahut da madene gireriz. Hoş, oradan da bir şey satamayacağım ki şimdi. Bakar mısın abi? Bir tanesi 120 ediyor ya. Bir tanesi 160 ediyor ya. Ne oluyor lan? 2304 80 ediyor. Bir an orada matematik tekledi. Ne istiyorsun kardeşim? Sıçan sorunu. Halk evini incele. Tamam. Şimdi inceleyeyim mi? Yok ya, şey ekeyim. O kadar da sulayabilecek miyim bilmiyorum ya. Lahana. İnşallah değer. Aslında full havuçtan gitmek var ya. 5 günde bir paramızı da alırız temiz temiz. Bize şu an hızlı para lazım. İlk postayı havuç yapayım. Ya şey fark eder işte, atıyorum. Ona enerji harcayacaksın ya. Harcadığın enerji aynı enerji. Havuca da sulama aynı enerji. Lahanaya da sulama aynı enerji. Gelin bari biraz tanışalım ya. Memnun oldum. Ne haber? Abigail, aman ya Rabbi. Allah'ın modern köyün imosu. Karnabahar. 12 gün. Bahane değil miydi lan bizim alacağımız? Ha, bu 6 gün. Oo, lahana. Ya bak, 6 günde geliyor, 70 parası var. 12 günde geliyor, 80 parası var. Gün uzadıkça ne kadar kar ettiriyor acaba? Çünkü bu bana mantıklı geldi ha. Abi havuç 4 günde, 6 günde. Bir dahaki bölüme bunu rahatlıkla şey yaparız ya. Madene gideceğim, geleceğim. Ben bundan alayım. Kaç tane alayım? 20. Hepsini gömesim var. O kadarını sulayabilir miyim? Şöyle bir sıkıntı var. Bunları suladığım zaman madene dağıtım kalmayacak. Hatta bunları sulayıp sulamayacağım da emin değilim ya. Bugün mesela yarım enerjim var. Enerjiyi çoğaltacak bir şey yolda molda bulsam fena olmazdı ya. Mesela buralarda falan bir şeyler yok. Şurası madene gidiyormuş galiba. Neyse, sonra denerim, şimdi git gel vakit harcamayayım. Ben yukarı koşuyordum da. Koşmaya gerek olmayabilirdi. Abi kafadan da şurayı çoğaltmam lazım. Bunlar işi çok bozuyor. 32 tane, 36 tane var abi. "94. Bir tanesine ne kadar yiyor? 92, 22 yiyor. Vay anasını ya. O şu haliyle bile 45 tane sulayabiliyorum ya. Her türlü sulayabiliyorum. Saçma sapan sağa sola dökmezsem. Ama burada da işim biter yani. Bunlar da büyüsün, şunlardan kurtulalım. Evet, bitti. Enerji kalmadı abi. Zaten yarımda da. 36 ektim. 5 tane de ekstra var. 41. Yani 80 enerji her türlü yalan olacak. Sen durabilirsin. Kalktığım gibi tekrar vereceğim ne de olsa. Ha, diğer taraftan tabii kaçıncı gündeyiz? Ona boş vurdum şu anda. Bunları bari kırayım. Biraz olsun aradan taş çıkartmış olurum. Tamam, sıfır, bu kadar. Yattığında save alıyormuş. Onun için her türlü günü bitireceğiz. De kalktığımız gibi de bir şey olacak. Kesin değil mi? Hayırlısı, bakıyorum şimdi. 6. gün diye kapımızda biri bitmesin. Sulama kabı uzmanlığı, çapa uzmanlığı, korkuluk. Sıradan gibi. Okey. Ha, veyahut da çıkmam dışarı. Dışarı çıkmadığım sürece bir şey olmaz. Evet efendim. Böyle de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not.